Fuat Uğur. Tokatçılık ve elle taciz siyasetin raconu mu? Esnafı ziyaret ediyorsun, adamın mekanındasın, seninle ilgili bir görüşünü ya da diyelim ki eleştirisini dile getiriyor ama tepenin tasatıyor. atıyor. Sinirlerini zor zapt bu belli. Genç adamın göğsünü sağ elinle ittire ittire konuşup güya ikna etmeye çalışıyorsun. Esnaf ikna olmuyor işte, zorla mı? O vakit hakaretler devreye giriyor. O kalalık etme. Boş beyinlisin, boş. Gitmeden önce de suratına birkaç kez tokat atıyorsun. Ne bu? Mafyacılık mı oynuyorsun? Racon mu kesiyorsun? Sorsan bir ağabey baba gibi okşadım der. Ama tipik bir kabadayı imitasyonu. Elle temas, göğsünü ittirme, tacizci bir üslupla konuşma ve tokatlayıp giderken de hakaret etme. Godfather filminden fırlamış bir karakter diyeceğim ama baktım onlara da uymuyor. Filmde görürüz herkes racon keser. Başta Don Carleone ama onların bile bir adab-ı muaşereti vardır. Kimse bu kadarını beklemiyordum demesin çünkü formel kabadayılık, yapaylık, hesapçılık ve samimiyetsizlik radarı olanların kolaylıkla teşhis edebileceği bir karakter bu. Bir ilçenin belediye başkanı olmasına rağmen hakkında tehdit ve hakaretten beş dava açılmış adamlarıyla karakol basıp polis dövmüş birinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde neler yaşayacağımıza dair belli belirsiz de olsa ipucu vermesi esasında hepimize bir işaretti. 31 Mart'ta bu işareti yani ipucunu kavrayamadık tam manasıyla. Şimdi bize yaptığı iyiliği düşünsenize. Ekrem Bey hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmak için İstanbullulara kendi kişiliğiyle ilgili olarak bu tarzda fragmanlar yayınlıyor artık. Bir süredir yapıyor bunu. Ekrana çıktığında soruların çalıştığı yerlerden gelmesini istiyor. Deniz Zeyrek tarzı boş beleş sorulara bayılıyor. Sevmediği sorular karşısında buraya ünlem koy. Başka soruya geç diyor. Gazeteci üstelerse neymiş o neymiş söyle bakalım diye horozlanıyor. Karşısındaki kadın gazeteci ise daha kibar oluyor haliyle ama bu kez de bunlar bir programlık sorular. Başka konuya geçelim diye tobu taca atıyor. Sıkıştığında da yalan söylüyor. Esnaf gence yaptığı hareketler, ittirip kaktırmalar ve tokatlamalar da kişiliğinin bir parçası olarak karşımızda duruyor. 31 Mart öncesi vatandaşlara hakareti de aklımızda. Bu özelliklerine ilave olarak bir de mal varlığını açıklamayan, pek çok şirket ve AVM'de ortaklığı bulunduğunu zaten söyleyen, kazancının kaynağı belirsiz birinin belediye başkanı olarak seçmek İstanbul adına yıkım olur. Hedef gösteren Fatih, beğenen Yazgül'ü. Ekrem İmamoğlu'nun PKK ve FETÖ'ye bir çağrınız olacak mı sorusuna verdiği cevapla gelin birlikte yönetelim demesi ve ardından gafını anlayıp toparlamaya çalışması sosyal medyanın gündemi oldu. Ama bu cevabın can alıcı kısmını viral haline gelmesi İmamoğlu'yla trollerini çıldırttı. Bunun sorumlusu olarak da AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Elif Şahin Keleş adlı kadın siyasetçi hedef seçtiler. Böyle çirkef bir linç görülmedi en ağır hakaretleri ettiler. Ekrem İmamoğlu taraftarı, tüm ahlaksız yaratıklar cibilliyetlerini ortaya döktüler. Elif Şahin Keleş'i hedef gösteren isimlerden biri de Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan başkası değildi. Videoyu kendisinin paylaşmadığını belirten Elif Şahin Keleş'in bu ağır saldırı ve linç karşısında yayınladığı açıklama İmamoğlu taraftarlarının yaşattığı kepazeliğin sonuçlarını özetliyordu. Yaşadığım şeyi şöyle özetleyeyim, Eşimden kardeşime, annemden babama, çevremdeki herkes taciz altında, bu bir şiddet, yazıları paylaşsam, değil bir daha kadına şiddet konusunda konuşmak, sokağa çıkamazlar. Çok kötüler, çok kötü niyetliler, kalpleri nefret dolu. Ve bu ahlaksız saldırılardan birinde kadınlara söylenecek en ağır hakaretlerden biri yazıldı Elif Şahin Keleş için. Bu tweet'i en çok kim beğendi dersiniz? Cumhuriyet yazarı Yazgülü Aldoğan. O da bir kadın ve kadına şiddet konusunu ele alan yazarlar arasında üstelik. Yazıklar olsun. Bu referansla Ekrem Bey'in sırtı yere gelmez. Öğrencilikteki ev arkadaşını öğrenmiştik Fatih Portakal namlı haber sunucusu. Her akşam Fox TV'de onun için iç ve dış yağlama yıkama yapıyor. Şimdi de asker arkadaşını da öğrendik. Çok çok mutlu olduk. Askerlik hatırası fotoğrafını Twitter'da paylaşıp üstüne de şöyle yazmış. Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem'i askerde tanıdım. Saydığı hususlarda tereddütsüz kefilim. Takip etmiyorum. Bana da bir arkadaşım gönderdi. Kabul etmeliyim ki son günlerin en eğlenceli paylaşımıydı. Çünkü saydığı özelliklerin hiçbirine sahip olmayan iş arkadaşları dahil herkesi sırtından hançerleyen, sinsi danışmanlık yaptığı ebleh televizyon yöneticisini sürekli zehirleyip haber sunucusu kadınlara mobbing uygulayan, birkaç yıl öncesine dek Tayyip Erdoğan benim halifemdir, ona biat ediyorum deyip, daha sonra Ahmet Davutoğlu'cu olan, daha evvelki yıllarda yani Cumhuriyet mitikleri sırasında Abdullah Gül'ün eşi Hayrun Nisa Gül'ün problem haline getirilen başörtüsü için peruk taksın önerisini getiren, üniversite bitirdiği yalanını söyleyen, darbecilere çanak tutan yazılar yazan bir adam bu. Evet şimdi bu karakter asker arkadaşı Ekrem İmamoğlu'na kefil oluyor. Ekrem Bey'in sırtı yere gelmez böyle bir referansı olduktan sonra gayrı. Artık ne diyeyim bilemedim. En iyisi Rahmi Karatay'ın hiciv şiirinden o bölüm. Tezekten diye başlıyor, dirhemi diye bitiyor. Hayırlı olsun. Fuat Uğur, Türkiye